Onun ismi bile Avrupalı kralların iliklerini dondurmaya yeterliydi. Ordularıyla Arabistan çöllerinden Viyana kapılarına kadar yürüdü. Mimarlık alanındaki zaferleriyle Rönesans Avrupa'sını kıskandırdı. 1000 kişiyi öldürdükten sonra oturup karısına aşk şiirleri yazabildi. Ama bilgeliği ve o çelik gibi iradesi bile bir köle kızın cazibesi karşısında eriyip gidecekti. Şimdi izleyeceğiniz Kanuni Sultan Süleyman'ın trajik öyküsüdür. Bugün Türkiye sınırlarında kalan topraklarda 1553 yılında aynı anda iki savaş birden veren bir kral vardı. Bir yandan başka bir orduyla, diğer yandansa kendi vicdanıyla savaşıyordu. Bu ikinci savaşın sonucu birincisinden bile daha önemliydi. Zira söz konusu vicdan sıradan bir kralın değil, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vicdanıydı. Muhteşem imparatorluğu 3 kıtaya yayılmış dahi olsa kendi alemi Süleyman'ı endişelendiriyordu. Sorun savaş meydanında değil kendi ailesi içindeydi. Şehzade Mustafa Süleyman'ın oğullarının en akıllısı ve ordunun da gözdesiydi. Herkes ona geleceğin sultanı gözüyle bakıyordu. Mustafa'nın kendisi de aynı beklenti içindeydi. Sarayda Süleyman'ın tahta kalamayacak kadar yaşlandığı ve genç Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmak için entrikalar çevireceği yönünde dedikodular dolaşıyordu. Süleyman oğlunu kendisiyle birlikte savaşması için yanına çağırdı. Mustafa da dönen dedikodulardan haberdardı. Babasının yanına gitmezse onun şüphelerini doğrulamış, giderse de kendi hayatını tehlikeye atmış olacaktı. Ordu nefesini tutmuş, görüşmenin sonucunu bekliyordu. Acaba baba oğul sohbet mi edeceklerdi, yoksa taraflardan biri diğerini sırtından bıçaklayacak mıydı? O görüşmeden 30 yıl önce nefesini tutmuş bekleyen, Süleyman'ın tahta çıktığını gören Avrupa olmuştu. 1520 yılında ölen Yavuz Sultan Selim'in geride bıraktığı tek varisi Süleyman hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Dehşet ve kanla dolu 8 yıl boyunca tahta kalan babası Selim, çok sayıda uyruğunu acımasızca katlettiği için Yavuz olarak anılır olmuştu. Savaşta öldürdüklerinin sayısı ise çok daha fazlaydı. Ve düşmanları onun şeytanın yeryüzüne inmiş hali olduğuna inanıyorlardı. Tüm ülkeler merak ve korku içinde oğlunun Topkapı Sarayı'ndaki cülus törenine temsilcilerini gönderdiler. Mısır, İran, Hindistan ve Avrupa'dan gelen elçiler yeni hükümdara hürmetlerini sunarken bir yandan da onun nasıl biri olduğunu kestirmeye çalıştılar. Gördüklerinden çıkardıkları Süleyman'ın babasına benzer biri olmadığıydı. Selim tahtını güvence altına almak için tüm erkek akrabalarını öldürmüştü. Aniden öfkelenebilen ve acımasızca davranabilen bir mizacı vardı. Onun döneminde vezir olmak ateşten bir gömlek giymek demekti. Ama Süleyman'ın zamanında sarayda o korku dolu günler geride kalacaktı. Genç padişah çevresine şairleri, ressamları ve müzisyenleri toplamıştı. Selim'in en gözde ilgi alanı savaştı. Süleyman ise daha çok modayla ilgileniyor, fetihlerin değerini keten ve ipek olarak ölçüyordu. Müzik
Selim doğu ve batıdaki düşmanlarına daha sınır ötesinden kızgın tehditler savurmuş, sonra da onların üzerine saldırmıştı. Süleyman ise barış yanlısı bir portre çiziyordu. Elçilerden biri günlüğüne, herkes bir aslandan sonra tahta bir kuzunun çıktığından emin. Süleyman genç, deneyimsiz ve huzur düşkünü diye yazacaktı. İsmini hem Hristiyanlar hem de Yahudi ve Müslümanlar tarafından saygı duyulan Hazreti Süleyman'dan alan genç padişah, tahta geçer geçmez ismine layık olmaya çalışırcasına babasının hapishanelerini boşalttı. Yozlaşmış bürokratları kovdu ve hassa askerlerini sadakatlerinden dolayı cömertçe ödüllendirdi. Süleyman'ın devrinde yaşam adaletli, huzurlu ve biraz da durgun geçecek gibi görünüyordu. Genç padişah sonra cesurca bir bildiri yayınlayıverdi. Gösterdiği ılımlı ve yumuşak yaklaşımın karşılığında sadakat talep ediyordu. Yol yakınken dostunu düşmanını birbirinden ayırt etmenin uygun olacağına inanan Süleyman, uçsuz bucaksız topraklarında yaşayan tüm uyruklarından sadakatlerini kanıtlamalarını istemişti. Cevap vermekte gecikenleri düşman ilan edecekti. Beklediği etkiyi uyandıran bildirisinde aynen şöyle diyordu. Benim yüce buyruğum kader gibi kaçınılmazdır. Zengin, yoksul, köylü, şehirli, uyruğum olan ya da bana vergi veren herkes buyruğuma boyun eğmek için acele etmelidir. Gecikenler en ağır biçimde cezalandırılacaklardır. 3 aya kalmadan orduda bir ayaklanma baş gösterdi. Süleyman isyancıları idam ettirdi, hatta 3'ünü kendi elleriyle öldürdü. Kuzu gitmiş, yerine yine bir aslan gelmişti. Çok geçmeden Suriye valisi imparatorluktan ayrıldığını ilan etti. Süleyman elebaşlarının derhal öldürülmesini ve kellelerinin kendisine getirilmesini emretti. Anlaşılan genç sultan kendinden önceki padişahlardan aldığı acımasızlık derslerine aslında herkesin sandığından daha iyi çalışmıştı. Süleyman'ın soy ağacı, imparatorluğa da adını vermiş olan eski bir Türk aşiretinin savaşçı önderi Osman'a kadar uzanıyordu. 1300'lerde Anadolu'da ortaya çıkan Osmanlılar ilk iş olarak Roma İmparatorluğu'nun mirası olan Bizans'a saldırmışlardı. Bizans'ın başkenti olan Konstantinopolis, Hristiyanlığın doğuda kalan son kalesiydi. 1453 yılındaki kuşatmanın ardından şehir Osmanlılara geçti. Konstantinopolis artık Osmanlıların yeni başkenti İstanbul olmuştu. Büyük bir Hristiyan kilisesi olan Ayasofya Basilikası camiye çevrildi. Allah adına savaşan askerler artık Avrupa kapılarına dayanmışlardı. Ama 100 yıl kadar orada bekleyeceklerdi. Çünkü Macaristan Krallığı Avrupa'ya açılan kapıyı tutmuştu. Süleyman'ın Mısır'ı, Suriye'yi ve Arabistan'ın bir kısmını fetheden babası, Avrupa'da Balkanların ötesine geçememişti. Artık deneme sırası Süleyman'daydı. O sırada Avrupa'da hareket halindeydi. Atlas Okyanusu'nun öteki yakasında yeni bir dünya keşfedilmiş, eski dünya bu sayede zenginleşmeye başlamıştı. Fatihler bunun karşılığında ayak bastıkları topraklarda becerebilirlerse ellerindeki haçla, zorda kalırlarsa diğer ellerindeki kılıçla Hristiyanlığı yayıyorlardı. Avrupa'nın putperestlere hiçbir hoşgörüsü yoktu. Süleyman 1521'de Macaristan Krallığı'na bir elçi göndererek vergi istedi. Elçi İstanbul'a kulakları ve burnu kesilmiş olarak geri gelince öfkeden deliye dönen Süleyman misilleme olarak Belgrad'ı almaya karar verdi. Tuna Nehri Avrupa'ya uzanan otoyolsa Belgrad'da bu yol üzerindeki ilk gişeydi. Belgrad çok sayıda Müslüman ordusuna karşı dayanmayı başarmıştı.
Ama Süleyman'ın kendinden öncekilerden ve düşmanlarından aldığı dersler vardı. Sefere çıkarken yanına o güne dek görülmemiş sayıda top aldı. Süleyman'ın ataları Belgrad'ı ele geçiremedikleri için Avrupa'da şehrin zapt edilemez olduğu görüşü hakimdi. Ama 26 güne kalmadan Osmanlıların bayrağı şehir surlarında dalgalanacaktı. Sultan Avrupa'ya açılan kapıyı bir tekmede yerle bir etmişti. Savaşın dehşeti karşısında kılı bile kıpırdamadığını elleriyle adam öldüren Süleyman'ın günlüğünden anlıyoruz. Surların önündeki hendekler ceset doluydu. 500-600 civarında kayıp vardı. Kaçmayan 100 kadar askerin kelleleri yol kenarına dikilen mızrakların ucuna geçirilmişti. Süleyman bir yıl sonra bu kez Rodos adasındaki Saint Jean şövalyelerine karşı sefere çıktı. Birer Haçlı eskisi olan bu korsanlar Osmanlı teknelerine saldırmaktaydı. Birer papaz gibi giyinmelerine rağmen hepsi de kılıç kullanmayı iyi biliyordu. Uğruna and içtikleri amaçları yeryüzünden İslam dinini silmekti. Süleyman bu çıban başını yok edebilirse tüm İslam dünyasının takdirini kazanacağını biliyordu. Rodos adasına 100 bin asker ve 100'den fazla top çıkardıktan sonra ordusuyla kalenin duvarlarına kadar yürüdü. Ondan yarım yüzyıl önce Fatih Sultan Mehmet de Rodos'u almaya çalışmış ama başaramamıştı. Süleyman Mehmet'in yarım bıraktığı işi tamamlayabileceğini biliyordu. Ama bunun ağır bir bedeli olacaktı. Yine de bu bedeli önceden kestirmesi imkansızdı. Kuşatma 6 aydan fazla sürdü ve kuvvetlerinin yarısını oluşturan tam 50 bin Osmanlı askeri şehit düştü. Zaman Saint Jean şövalyelerinin aleyhine işliyordu. Barut ve gıda stokları giderek azaldığından Osmanlılarla pazarlığa oturmaya karar verdiler. Ama Süleyman'ın pazarlık etmeye niyeti yoktu. Koşulsuz teslim olmazlarsa kale içindeki kedilere varana dek herkesi kılıçtan geçireceğini şövalyelere bildirdi. Mağrur şövalyeler nihayet teslim oldular. Süleyman son Haçlı şövalyelerinin canlarını bağışladı. Yeniçeriler zaferi kılıç kalkan oynayarak kutlarken genç sultan da başarısının tadını çıkarıyordu. Henüz 20'li yaşlarını süren Süleyman, tahta çıkalı daha 2 yıl olmasına rağmen Belgrad Kalesi'ni fethetmiş, bir Haçlı ordusunu ortadan kaldırmış ve Akdeniz'in yarısını güvenceye almıştı. İslam alemi onu yeni bir fatih olarak göklere çıkarıyordu. Korkudan titreyen Hristiyanlarsa kendilerini daha da kötü günlerin beklediğini anlamışlardı. Oysa ne kadar yükseleceğini ya da ne kadar yüksekten düşeceğini Süleyman bile bilmiyordu. Sultan Süleyman hırslı, acımasız, hatta biraz da kendini beğenmiş olduğunu göstermişti. Başkalarının sözünü dinlemekten pek hoşlanmıyordu. Yine de danışmanlarına kendisinden önceki tüm sultanlardan daha çok güvendi. Bunların en yakını Hristiyan devşirmesi Rum asıllı bir köleydi. Süleyman'ın uşaklığından Hasoda başılığa kadar yükselen çocukluk arkadaşı İbrahim, daha sonra Makbul İbrahim Paşa adıyla Süleyman'ın kayınbiraderi ve nihayette Osmanlı sadrazamı olacaktı.
İbrahim'in sadrazam yapılmasını içine sindiremeyen ve sus payı olarak kendisine Mısır valiliği verilen Ahmet Paşa, 1524'te bir ayaklanma başlatarak kendisini Mısır Sultanı ilan etti. Ama Süleyman'a ihanet etmeyen Kahire'deki Yeniçeriler ayaklanmayı bastırarak valiyi öldürdüler. Süleyman asayişi sağlaması için Kahire'ye makbul İbrahim Paşa'yı gönderdi. Öfkeli bir ordunun başında Kahire'ye giren İbrahim'i şehir halkı bir kurtarıcı gibi karşıladı. Süleyman'ın adına valinin sarayına yerleşen İbrahim, barışı sağlayacak yasalar çıkarttı, vergileri indirdi, genel af ilan etti ve güvenliği sürekli kılmak için de elebaşıların kellelerini uçurttu. İstanbul'daki Süleyman ise sevgili dostu İbrahim'in zaferi ve sadakati karşısında sevincinden yerinde duramıyordu. Sadrazamını daha da överek ona Rumeli Beylerbeyliği ve seraskerlik payelerini verdi. Makbul İbrahim Paşa artık imparatorlukta sultandan sonra gelen en önemli kişiydi. Süleyman'a ondan daha yakın olan tek bir kişi vardı ki o da bir köleydi. Sultan haremindeki bu genç köle kızı çocukluk arkadaşıyla yaşadığı maceraları anlatarak eğlendiriyordu. Onun her sözünü can kulağıyla dinleyen kızınsa başka planları vardı. Ordunun Rusya seferlerinden biri sırasında tutsak edilmiş, Roxelana adlı kız padişahı adeta büyülemişti. Süleyman'ın gülen anlamında Hürrem diye çağırdığı kız, sarayda bir cadı olarak görülüyordu. Roxelana nihayet Süleyman'ı kendisini azat etmeye ikna etti. Onun en yakın dostlarının bile yapamadığını yapmış, sultanın gücünün temelini oluşturan kölelik kurumunun zincirlerini kırmayı başarmıştı. İki imparatorluk ötede yaşayan Machiavelli'ye göre Osmanlı İmparatorluğu tek bir adam tarafından yönetiliyor, diğer herkes ona uşaklık ediyordu. Ama Süleyman dünyanın en büyük imparatorluğunu tek başına yönetemezdi. Bir sultanın bile bazen yetkilerini başkalarına aktarması gerekebiliyordu. Bu, dünyayı yüzyıllar boyu şaşkına çevirecek bir çelişkiydi. Çünkü sultan adına onun yetkilerini kullananların büyük bölümü kölelerden oluşuyordu. Genç yaşta devşirilerek padişaha hürmet gösterecek şekilde yetiştirilen bu kölelerin önüne o kadar çok ilerleme fırsatı çıkıyordu ki bu fırsatlara ne geldikleri memleketlerin halkı ne de sıradan Osmanlı vatandaşları sahipti. Bu devşirmelerin içindeki savaşçılar Avrupa'nın ilk düzenli ordusunun bel kemiğini ve imparatorluğun gizli silahı olan efsanevi Yeniçerileri oluşturuyordu. Sultan, imparatorluk sınırları içinde yaşayan her Hristiyan aileden vergi olarak bir erkek çocuk alıyordu. Sultanın kişisel mülkü olarak Topkapı Sarayı'na getirilen çocuklar, Müslüman olduktan sonra Allah adına savaşmayı öğreniyorlardı. Avrupa ordularında askerliğe elverişli olsun olmasın, sadece soylular savaşırken Yeniçerilerin rütbeyi önce hak etmeleri gerekiyordu. Üstün başarılar gösteren bir kölenin sadece rüyalarında görebileceği bir rütbeye ulaşıp general olması işten bile değildi. Yeniçeri ocağını dünyanın en güçlü ve en sadık savaş gücü haline getiren de bu sistemdi. Ayrıca sultanlarına o denli bağlıydılar ki içlerinden 10 bininin yek vücut halinde hareket etmesi için padişahın bir göz kırpması yeterliydi. Süleyman'ı da adeta büyülenmiş gibi takip ediyorlardı. Orduyu yeniden sefere götürme vakti gelmişti. Süleyman onlara tüm diğer sultanlardan daha çok zafer tattırmaya kararlıydı. Belgrad ve Rodos adasının ardından Süleyman Yeniçerilerine Avrupa'nın başka köşelerini de vaat etmişti. Süleyman'ın stratejisinin temelinde yüzlerce topu aynı anda kullanmak yatıyordu. Bakır ve kalay alaşımı olan tunçtan dökülmüş toplar barut patlamasına karşı dayanıklıydı. Gece gündüz demeden çalışan topçu ocağı daha önce görülmemiş sayıda yeni top üretmişti.
Süleyman bu toplarla kale surlarını değil, insanları hedef alacaktı. Bu yeni bir taktik değildi ama o güne kadar kimse piyadelerin üzerine böyle ağır silahlarla saldırmamıştı. Topların üretilmesi yeterli değildi. Bunların kullanılacakları yere kadar taşınması da gerekiyordu. Süleyman her ikisini de yaptıracak kadar varlıklıydı. 1526 yılında Belgrad seferine çıkan Süleyman, ağır toplarını da gemiyle Karadeniz'den Tuna Nehri'nin ağzına gönderdi. Daha sonra kuzeye yönelerek kuracağı pusu için en uygun yeri seçti. Burası geniş bir düzlük olan Mohaç Ovası'ydı. Süleyman toplarını ve ordusunun büyük bölümünü ovanın hemen yanı başındaki ormana sakladı. Bunun ardından genç ve atak Macar kralının yemi tutmasını ümit ederek bir avuç piyadeyle ortaya çıktı. Gerçekten de Osmanlılar ilerlerken 40 bin kadar Macar askeri birden üzerlerine saldırdı. Hristiyan atlıları Osmanlı hattını kolayca yardılar. Osmanlılar geri çekilirken zafer sarhoşu Hristiyanlar hala onların peşindeydi. Hatta Macarlar bir ara bizzat Süleyman'ın 20 metre kadar yanına sokulmayı başardılar. Ama soğukkanlılığını yitirmeyen sultan adamlarına çarpışmaya devam etme emri verdi. Birden sağdan ve soldan çapraz ateşe başlayan 300 top Macarları darmadağın etti. Süleyman'sa saldırı emrini vermek için topçular korkunç işlerini bitirene dek bekledi. Çarpışma 2 saat içinde bitmişti. Osmanlı tarihçileri daha önce hiçbir sultan böyle bir zafer kazanmadı diye yazacaklardı. Süleyman'ın çadırının dışına 2000'den fazla kelle yığılmıştı. Savaş meydanında 30 binden fazla Macar askerinin cesedi yatıyordu. Aralarında henüz 20 yaşındayken ölen gözü pek Macar kralı 2. Lajos da vardı. Sağ kalan Macar soylularının, yeni hükümdarları Süleyman'ın önünde diz çökmekten başka çareleri yoktu. Akla asla gelmeyen bir şey olmuş, bir Avrupa ülkesi İslam aleminin eline geçmişti. Macarlara boyun eğdiren Süleyman, başkentleri Budapeşte'ye doğru ilerledi ve gözünü daha da batıya dikti. Mohaç'tan sonra artık onunla savaş meydanında karşılaşmayı hiçbir ordunun gözü kesmiyordu. Halk içinde kafirlerin insanları top ateşine tutmasını kınayan Avrupalı generaller yalnızken aynı taktiği uygulama planları yapıyorlardı. Süleyman hiçbir dirençle karşılaşmadan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kadar ilerledi. Ama kötü hava ve yol şartları onu yavaşlatıyordu. Beraberindeki ağır silahlar artık ona yük olmaya başlamıştı. Nihayet Eylül sonlarında Viyana kapılarına vardığında şehrin çevre semtlerindeki evlerin dehşet içindeki Viyanalılar tarafından Osmanlıların eline geçmesin diye yerle bir edildiğini gördü. Osmanlıların sayıca 1/4 üstünlüğünü gören Viyanalılar şehir surlarını güçlendirmiş, Tuna yönünden şehre girişi kapamış ve saldırıyı göğüslemek için nefeslerini tutmuşlardı. Viyana yardım gelmesi için dua ederken dehşet içindeki Avrupa'nın geri kalanı alçakça bir tavırla onlara sırtını dönecekti.
Kuşatma 17 gün boyunca sürdü. Yeniçeriler yılmadan şehir surlarına saldırdılar. Hristiyanların top atışı da onları her defasında geri püskürttü. Yağmur ve çamur yüzünden ağır silahlarını yanında getiremeyen Süleyman, surlarda gedik açmak için lağımcılarına güveniyordu. Lağımcılar şehir surlarının hemen dibine yerleştirdikleri mayınları patlatarak surları oymayı başardılarsa da bu oyuklar çok geçmeden Osmanlı askerlerinin cesetleriyle doldu. Süleyman'ın da Viyana'nın da kazanamadığı mücadelenin galibi bastıran kış mevsimi olacaktı. Süleyman, üşümüş ve ıslanmış ordusuyla birlikte Viyana sevdasından bir sürelik vazgeçti ve evine döndü. Macaristan'ı almıştı. Avusturya bahara dek bekleyebilirdi. Zafer kazanmış sultanın dönüşü İstanbul'da büyük bir sevinçle karşılandı. Daha sonraki 10 yıllarda Avrupa her sene aynı kış perdesinin arkasına sığınacak ve baharda Süleyman'ın gazabını bekleyecekti. Süleyman her fethin ardından bir kilisenin camiye çevrilmesini buyuruyor, bu camide ibadet ederek kendisine bahşettiği zaferler için Allah'a şükrediyordu. Hükümdarlığının ilk 20 yılı boyunca şükredeceği çok şey görmüştü. Çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. 1540'lara geldiğinde Süleyman fethettiği diyarlar kadar çok sayıda unvan kazanmıştı. Allah'ın lütfuyla Osmanlı Sultanı, Krallar Kralı, İran Şahı, Arabistan Emiri, Suriye ve Mısır Hanı, Mekke Şerifi, Kudüs Kralı ve Denizler Hükümdarıydı. İmparatorluğu Bağdat'tan Budapeşte'ye, Avusturya'dan Cezayir'e kadar uzanıyordu. Uyruklarının sadece bir bölümü Müslüman, geri kalanı Yahudi, Katolik, Ortodoks ve Protestan'dı. Avrupalı tüm diğer hükümdarların aksine Süleyman fethettiği uyruklarının dini inançlarına karışmıyordu. Osmanlı Sultanı Hazreti Süleyman'ın bilgeliği ve Machiavelli'nin siyasi ustalığıyla eski bir uygarlığa yeni bir din dayatmanın ayaklanmalara neden olacak en emin yol olduğunu fark etmişti. Kararını verdi. Sadakat gösterdiği sürece dileyen kendi maneviyatını kendine saklamakta serbest olacaktı. Ancak birbirinden farklı bunca insanı yönetmek için hiçbir kanun mevcut değildi. Süleyman'ın acilen Müslümanları memnun ederken diğer dinlerden olanları da gücendirmeyecek kanunlara ihtiyacı vardı. O daha da ileri giderek ne papazları rahatsız eden ne de tüccarların sırtına yük bindiren kanunlar çıkarttı. Bu yeni kanunlar ticarete ivme kazandıracak ve imparatorluğunu dünyanın en zengin hükümdarlığı haline getirecekti. Süleyman'ın kanunları ticaretten vergilere hatta çöreğin içine konulacak meyve miktarına kadar her konuyu düzenliyordu. O zamanlar dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan İstanbul Kapalı Çarşı'da namussuz bir dükkan sahibi ceza olarak halkın gözü önünde falakaya yatırılıyordu. Avrupa'nın Hristiyan halkları aynı Tanrı'ya farklı biçimlerde ibadet ettikleri için birbirlerini kazığa bağlayıp yakıyorlardı. Bu durumdaki alaycı çelişki Süleyman'ın gözünden kaçmamıştı. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi tüm uyruklarına eşit davranılmasında kararlıydı. Türk tarihçilerinin onu Kanuni Sultan Süleyman olarak anmaları bu yüzdendir. Kendisinden önceki pek çok sultan gibi Süleyman da kılıcını olduğu kadar kalemini de ustaca kullanabiliyordu. Ama kanun hazırlamak, onun dehasının göstergesi ise şiir yazmak tutkusuydu. Edebiyat alanında cömert bir hami olduğunu gösterdi. Onun döneminde Osmanlı şiiri zirveye ulaştı. Süleyman'ın kendisi de tüm diğer sultanlardan daha fazla şiir yazdı. Bunların düzinelercesi karısına yazdığı aşk şiirleriydi.
Süleyman'ın kalbini kazanan Hürrem Sultan artık onun beynini de yönetmeye başlamıştı. Topkapı Sarayı'nda günlük hayatı Süleyman'ın kaprislerinin belirlediğini öğrenmişti. Sultanın başka karıları da olmuş ama Hürrem'e olan bağlılığı asla azalmamıştı. Yine de Hürrem'in işini şansa bırakmaya niyeti yoktu. Yıllar boyu güçler dengesini lehine çevirmeye çalıştı. Bir cariyeyken padişahın karısı konumuna yükselen Hürrem Sultan artık Süleyman'ın en güvendiği danışmanı haline gelivermişti. Ama onun tavsiyeleri hep kendi çıkarınaydı. Gücün imparatorluktaki en kudretli ikinci kişi olan Makbul İbrahim Paşa'nın başına vurduğunu iddia ediyordu. Aslında İbrahim Paşa'nın Kahire'de kendi başına sultan kesildiği doğruydu. Hatta İstanbul'a geldiğinde sultan olduğunu ima eden bir unvan da almıştı. Ancak kibir ölümcül bir günah sayılmayacağından Hürrem Sultan iftira yoluyla da olsa onun suçlanabilmesi için daha etkili bir gerekçe yaratmak zorundaydı. Süleyman'ın hoşgörülü yönetimi altında İbrahim Paşa bir Hristiyan sanat eserleri koleksiyonu edinmişti. Süleyman'ın değilse bile Allah'ın kendisine rakip başka bir tanrıya hoşgörü göstermeyeceği kesindi. 1536 yılının bir sabahı Topkapı Sarayı'nda güçler dengesi resmen bozuldu. Şafak'la birlikte sarayda bir koşuşturmadır başlamıştı. Süleyman'ın odasının yanı başındaki sadrazamın yatak odasında mücadele izlerine rastlanmıştı. Yatağın üzerinde önce bir kan lekesine, sonra da bunun sebebi olan bir yay kirişine rastlandı. Yay kirişi insanları boğmada kullanılırdı. Sadrazamın cesedi ise kapıların hemen dışında çıplak vaziyette bulunacaktı. Gözden düşen devlet büyüklerinin bu şekilde katledilmesi bir gelenekti. Uygar dünyanın bir yarısı artık Süleyman tarafından yönetiliyor, diğer yarısı ise onu satın almaya çalışıyordu. Dünyanın her köşesinden Topkapı Sarayı'na hediyeler yağmaya başladı. Çaresizlik içindeki elçiler hediyelerin ülkelerini fethedilmekten alıkoyacağını umuyor, hediye yarışında birbirlerini saf dışı bırakmaya uğraşıyorlardı. Şaşıran sultansa bu hediyeleri nezaketle kabul ediyor ve servetinin hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaşmasını izliyordu. Hazinesinde mücevher kaplı el yazması Kur'anlar vardı. Sepetler dolusu değerli taş hazine dairesinde tozlanmakla meşguldü. Ama Süleyman'ı dünyanın geri kalanını fethetmekten alıkoyan bu hediyeler değil, mesafeler ve hava şartlarıydı. ...1540'larda sınırlarını Orta Avrupa, Kuzey Afrika ve İran'a dek genişletti. Akdeniz'in neredeyse tamamı onun elindeydi. Ama askerleri sadece hava müsait olduğunda savaşabildiklerinden daha fazla ilerleyemiyordu. Ordusunun kışı başkentten uzakta geçirmesine razı olmayan Süleyman, her sonbahar İstanbul'a geri dönüyordu. Her yıl yapraklar sararana dek elinden geldiğince çok toprak fethetmekten başka çaresi yoktu. Avrupa'daki sınırı Budapeşte ve Viyana arasındaki hattan daha ileri taşıması mümkün değildi. İmparatorluğunu daha fazla genişletemeyen Süleyman, onu görülmemiş boyutlarda zenginleştirme hareketine girişti. Yeniçeriler arasından seçtiği gelecek vadeden bir mühendisi saray mimarı olarak atadı. Aynı dönemde Roma'da Papa 3. Pol'ün hizmetinde bulunan Michel-Ange gibi Mimar Sinan da varlıklı bir haminin kanatları altına girme şansını yakalamış yetenekli insanlardan biriydi. Süleyman'dan daha varlıklı bir hami bulmasıysa zaten imkansızdı. Süleyman gibi Sinan da ömrünün ilk yarısını bir asker olarak geçirmişti. Ve yine Süleyman gibi ömrünün ikinci yarısını imar çalışmalarına adayacaktı. Mimar Sinan 50 yıl boyunca her yerde binalar inşa etti.
Süleyman'ın halefinin ve hatta ondan sonra tahta geçen padişahın hükümdarlıkları sırasında da görevine devam edecekti. Sinan 99 yaşında ölene dek projelerine devam etti. Tarihteki tüm mimarları geride bırakarak 500 kadar projeye ismini yazdırdı. Süleyman'ın babası tarafından yerle bir edilmiş şehirleri yeniden ayağa kaldırdı. Yollar, köprüler, çeşmeler, stadyumlar, hanlar ve türbeler inşa etti. Süleyman'ın imparatorluğundaki üç büyük dinden birinin baş şehri olan Mekke'de yüz binlerce hacı adayını barındıracak binalar kurdu. Kudüs'te şehir surlarını tamir etti ve Hazreti Muhammed'in Miraç sırasında uğrak yeri olan Kubbetüs Sahra'yı çinilerle kaplattı. Mimar Sinan İstanbul dışına Roma devrindekilere parmak ısırtacak türden bir su kemeri inşa etti. Kemer 100 kilometre ötedeki tepelerden Avrupa'nın en büyük şehri olma yolunda ilerleyen İstanbul'a su taşıyordu. Süleyman'ın inşaat tutkusundan en çok nasibini alan şehir İstanbul oldu. Sinan döneminde şehrin silüeti çarpıcı bir biçimde değişti. Sinan, Süleyman'ın yeni sadrazamı Rüstem Paşa'yı onurlandırmak için muhteşem bir cami inşa etti. Caminin iç mekanı mavi beyaz renkleriyle ünlü 100 bin adet İznik çinisiyle kaplandı. Daha önce hiçbir caminin içi böylesine gösterişli bir biçimde dekore edilmemişti. Sinan bir yandan Allah'ın takdirini kazanırken, bir yandan da duvarları parayla kaplarmışçasına imparatorluğun servetini gözler önüne seriyordu. Daha sonra bu kez Süleyman'a atfedilecek başka bir caminin hazırlıklarına girişti. Cami, Süleyman ve Sinan ortaklığının ulaştığı en son nokta olacaktı. Caminin temeli 1550 yılında, yani Michelangelo'nun Saint-Pierre Kilisesi'ne başlamasından 4 yıl sonra atıldı. Sinan maliyet bütçesi bile çıkarmamıştı. Ne de olsa Süleyman için para sorun değildi. Tasarım tam anlamıyla dahiceydi. Çatı sistemi zeminden yüksekliği 45 metreyi bulan bir merkezi kubbe ve onu taşıyan 4 kubbeden oluşuyordu. Sinan, Osmanlı mimarların Avrupalı meslektaşları tarafından yapılmış binalardan daha iyisini inşa edebileceklerini kanıtlamak istemiş ve bunu başarmıştı. Hamisi Süleyman'ın varlığı, saray mimarına sınırsız iş gücü ve kaynak sağlıyordu. Usta işi tasarımını kağıttan taşa geçirmesi sadece 7 yılını aldı. Michelangelo Saint-Pierre üzerinde 1-7 yıl daha çalışacaktı. Süleymaniye Camii sadece bir ibadet mekanı değil, bir şehir planlamacılığı harikasıdır. 2,5 kilometre karelik bir alana yayılmış bulunan külliyede türbeler, hamamlar, sağlık ocakları, ayrıca bilim ve hukuk alanında eğitim veren 4 de medrese vardır. Eski İstanbul'un bu en yüksek yapısı şehrin en yüksek tepesine kurulmuştur. Cami Roma'dan gelen ziyaretçilere gösterildiğinde içlerinden biri iç ve dış güzelliğin bu kadar zengin ve bu kadar uyum içinde olduğu başka hiçbir yer görmedim diye yazacaktı. Süleyman kubbenin iç dekorasyonu için Kur'an'dan en sevdiği ayetleri seçmişti. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Ama muhteşem Süleyman'ın yolunu aydınlatan tanrısal ışık artık sönme yolundaydı. Adil ve dindar sultanın son yılları ister istemez eski ahitteki bir ayeti anımsatıyordu. Evine düzensizlik verenin mirası yeldir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 20 seneden fazla hüküm sürmüş çok az padişah vardı. 1552 yılında tahtta 32. senesini dolduran Süleyman'ın ardından kimin tahta çıkacağı bilinmiyordu. Oğulları sabırsız ve gergindi.
Gelenekler uyarınca bir sultan öldüğünde oğulları içlerinden biri galip gelip tahta çıkana dek birbirleriyle mücadele ederlerdi. Süleyman'ın dördü Haseki Hürrem Sultan'dan olmak üzere 5 oğlu vardı. Kendi oğullarından birini tahta geçirmeye kararlı olan Hürrem Sultan bir dedikodu ve iftira kampanyası başlattı. Başarısız olursa hem kendinin hem de oğullarının hayatını tehlikeye atacağının farkındaydı. Bir numaralı veliaht Şehzade Mustafa'ydı. Mustafa gözde bir valiydi ve ordu içinde de seviliyordu. Akıllı ve yetenekli olmasına rağmen tek kusuru yanlış anneden doğmuş olmasıydı. Mustafa'nın tahta geçmek istediğini bilen Hürrem Sultan, gerçekleri çarpıtarak Süleyman'a onun bu taht hırsının ihanete dönüştüğünden bahsetti. Mustafa ise söylentiler kulağına gidince bir krizle karşı karşıya olduğunu anladı. Bakalım Hürrem Sultan'ın ortaya attığı iftira babasının duyduğu güven sayesinde temize çıkabilecek miydi? Bu güven Süleyman'ın en yakın arkadaşı İbrahim Paşa'yı kurtarmaya yetmemişti. Her şey Süleyman'ın İran seferine hazırlandığı 1553 yılında belli olacaktı. Mustafa hakkındaki iftiraların en büyüğü ise onun Süleyman'ı devirmek için İranlılarla masaya oturduğuydu. Süleyman, veliahtını seferde kendisine katılmaya çağırdı. Mustafa kararını vermişti. Sefere katılmamak, işlemediği bir suçu kabul etmek olacaktı. Sadakatini kanıtlamanın tek yolu itaat etmekti. Ordu endişe içinde beklerken Mustafa kendisini bekleyen tuzaktan habersizdi. Ama üzerine atılan suikastçilere kolay teslim olmak niyetinde değildi. Gecikme yüzünden öfkelenen Süleyman, adamlarına işi bir an önce bitirmeleri için bağırıyordu. Süleyman, sevgili oğlunun cesedini dehşet içindeki ordusunun önünde teşhir etti ve kendisine meydan okuyacak kadar aptal olan herkesi aynı sonun beklediğini söyleyerek herkese gözdağı verdi. Karşı gelmeye kalkarsa sonu bu olacaktır. Bilesiniz bunu. Ordunun zekasıyla Osmanlı hanedanını zaferden zafere koşturacak şehzade diye bahsettiği Mustafa'nın ölümüne yas tutmaktan başka çaresi kalmamıştı. Ama cinayetler bununla da kalmadı. Suikastçiler Mustafa'nın genç oğlunu da öldürdüler. Hürrem Sultan'ın oğullarından biri olan Şehzade Cihangir ise ağabeyinin vefatına dayanamayarak intihar etti. Süleyman'ın hanedanı kan gölüne dönmüştü. Padişahın eski bilgeliğinden eser kalmadığını gören şair Taşlıcalı Yahya ona şöyle soracaktı. Bu mu sizin yumuşaklığınız? Sevgili oğlunuz Mustafa'yı öldürttünüz. Size kurulan alçakça tuzağa kanıp öz oğlunuzun kanına girdiniz. Bu mudur bir halifenin adaleti? Ne istediniz Mustafa'dan? Onu niye katlettiniz sultanım? Vicdanıyla giriştiği mücadeleyi kaybeden Süleyman, şairin canını bağışladı. Hürrem Sultan'ın iftiralarına dayanarak önce en yakın dostu İbrahim Paşa'yı, şimdi de en sevdiği oğlu Mustafa'yı öldürmüştü. Süleyman artık her geçen gün biraz daha kendi köşesine çekiliyordu. Saray işlerinden uzaklaşmış, kendini ibadete vermişti. Her namazdan önce abdest alsa da işlediği suçları suyla temizlemesi imkansızdı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suçları ona kimin işlettiğini asla öğrenemeyecekti. En ağır darbeyi ise 1558 yılında aldı. Hayatının ışığı sönmüş, Hürrem Sultan ölmüştü.
Süleyman artık rahatsız ve tek başına kalmış bir ihtiyardı. Ömrünün son yıllarında ruhu asla huzur bulmayacaktı. Hürrem Sultan'ın geriye kalan iki oğlunun tahta çıkma mücadelelerini neredeyse bir iç savaşa dönüştürmeleri üzerine Süleyman işe karıştı. Yine trajik olarak iki oğlundan daha genç, akıllı ve yetenekli olan Bayezid'i yakaladı ve geleneklere uygun olarak onu abine teslim etti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Süleyman, imparatorluğun en parlak umutlarını kendi eliyle birer birer yok ediyordu. İyice yaşlanan sultan ölüme yaklaştığında geriye sadece tek bir oğlu kalmıştı. Ve o da Ayyaş'ın ve aptalın tekiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın ardından Osmanlı tahtına oturacak olan Sarı Selim, duraklama ve gerileme dönemlerini kapsayan 300 yıl boyunca hükümdarlık etmiş beceriksiz padişahların ilki ve büyük olasılıkla da en kötüsü olacaktı. Eşi benzeri olmayan Fatih, adaletli kanun koyucu, sanatın ve sanatçıların koruyucusu Süleyman artık devrini tamamlamıştı. Halk önüne çıktığı ender anlarda kendisine makyaj bile yapılıyordu. Halkı hala çıktığı 12 büyük seferden ve fethettiği yerlerden dolayı ona büyük saygı duyuyordu. Süleyman savaş meydanlarından 10 yılı aşkın bir süre uzak kaldıktan sonra 13. seferi için hazırlıklara girişti. Avrupa'daki ilk fetihlerden biri olan Macaristan, son 40 yıldır onun seçtiği bir kukla hükümdar tarafından yönetiliyordu. Ama 1564 yılında başa yeni bir kral geçiren Avusturyalılar, Süleyman'a Macaristan'ı geri istediklerini bildirdiler. Bu hareket karşılıksız kalamazdı ve Yeniçeriler Zigetvar kasabasını kuşatma altına aldılar. 72 yaşında olmasına rağmen Süleyman askerleriyle birlikte sefere çıkmayı istemişti. Gut hastası olan sultan Yeniçerileri önünde acılar içinde atına bindi. Ama 13. zaferini kazandığını göremeyecekti. Çarpışma tüm şiddetiyle sürerken Süleyman ölüm döşeğindeydi. Ordunun kaleyi ele geçirmesinden 2 gün önce hayata gözlerini yumdu. Ama ölümü gizlenecekti. Danışmanları 43 gün boyunca oğlu Selim İstanbul'a varıp tahta geçene dek onun mührünü kullanarak fermanlar yayınladılar. Süleyman bırakacağı mirası önceden hazırlamıştı. İstanbul'da imparatorluğun en saygın hattat ve ressamları onun emri üzerine hükümdarlığı dönemindeki tüm olayları kayda geçirmişlerdi. Sonuç belki de İslam sanatının en muhteşem örneklerinden biriydi. Süleymanname adı verilen bu eser, hareketli ve çoğu yerinde çelişkilerle dolu geçen bir ömrün ayrıntılı ve resimli bir belgesidir. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene boyunca döneminin en büyük imparatorluğunu yönetmiş ama gönlünün idaresini haremindeki bir kıza teslim etmiştir. Üzerine gönderilebilecek en güçlü orduların karşısında kılı bile kıpırdamamış ama en yakın dostunu ve kendi oğlunu öldürmek için suikastçiler göndermiştir. Hristiyan kralların takdirini ve saygısını, oğlunu öldürmesi üzerine ise bazı İslam şairlerinin nefretini kazanmıştır. Topkapı Sarayı'nı dünyanın en zengin saraylarından biri haline getirmiş ve devraldığı mirası bol keseden harcamakta hiçbir sakınca görmemiştir. Sanat dehalarını kendinden önceki ve sonraki hiçbir sultanın yapmadığı bir biçimde görür görmez tanımış ve kollamış ama kendi ailesi içindeki ihaneti görememiştir. Yüreği Macar topraklarındaki Mohaç Ovası'nda gömülü kalan Süleyman'ın naaşı bugün kendi adını taşıyan büyük caminin bahçesindeki türbede gömülüdür. Geride bıraktığı miras en az yaşadığı ömür kadar muhteşem ve bir o kadar da trajiktir. Sanat ve hukuk alanında dünyamıza yaptığı katkıların izleri bugün de görülen Kanuni Sultan Süleyman, gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlardan biri olarak tarihe geçmiştir.